Mahmutcuğum bak lütfen üzülme. Bak Betüş'le ben elimizden gelen her şeyi yapacağız sana. Boşu boşuna umut vermeyin çocuğa. Geri dönmeye niyetim yok. Peki ya kardeşlerim ne olacak? Başımızı sokacak bir yer bulalım. Onları da alacağız babanın yanında. Niye? Niye bizim de sizin gibi mutlu bir ailemiz yok? Üzülme Mahmut. Sana söz veriyorum. Abim de ben de aileni bir araya getirmek için ne gerekiyorsa yapacağız. Evet Mahmut. Hem bak göreceksin. Baban hatasını anlayınca sizin evde en az bizim ev gibi sevgi dolu olacak. Ya. Bizim kamyonun kornası mı bu? Değil. Cemre Ceylan'ın okul servisi geldi. Hadi çocuklar. Baba. Ha canım. Mahmut okula nasıl gidecek? Onun okulu bizim eve uzak. Onu ben bırakacağım tamam mı? Hadi bakalım aslanım hazırlan gidiyoruz. Yürü. Ne? Aa! Firuze koy onu yerine. Aa, lütfen bak bu duruma bir çare bulana kadar Mahmut bizim sorumluluğumuzda. Anlaşıldı mı? Ama Sadık Bey. Aması maması yok o da bizim çocuğumuz. Hadi bakalım al yavrum. Al, al çocuğum sen de bunu al. Hadi bakalım çocuklar. Hadi. Evet. Ha, hayatım giderken seni de bırakayım mı kafeye? Yok ben biraz Firuze ile kalayım daha tamam. İyi. Bak unutmadım. O Davut denilen adam buraya gelince beni arayacaksınız anlaşıldı tamam, mı? Tamam mutlaka ararız sen onunla hiç merak etme. Onunla erkek erkeğe konuşacağız. Tamam hadi güle güle. Buyurun Sadık Bey. Sen de sıkma canını hallederiz tamam mı? Hadi bakalım aslanım yürü. Ha bu arada babam ya da kardeşlerim gelirse beni okuldan almayı unutma anne. Onları çok özledim. Kardeşlerin gelirse okuldan almaya geliriz seni merak etme. Ama kafanı bunlara takma güzel güzel derslerine çalış olur mu? Tamam. Şey diyeceğim. Firuze ablanın haline çok üzülüyorum. Ay ben de çok üzülüyorum Çilek. Ne olursa olsun kocasını çok seviyor. Sen böyle küçücük halinde nereden anladın bunu bakalım ha? Kocası gelince onu kötü bir sihir yapayım mı? Sakın Çilek çocuklar böyle şeylere karışmazlar. Olmaz sen bir şeyler yap. Dur bakalım eğer Davut amca bize gelirse ben onunla tatlı tatlı konuşur hatasını anlatmaya çalışırım. Ama yine hatasını anlamazsa? İşte o zaman ona ben bir sihir yaparım. Puf. Hadi gel kahveleri götürelim. Kahvelerimiz hazır. Buyurun. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Çok utanıyorum Betüş Hanım. Ya ben bu evde size hizmet etmek için çalışıyorum ama dün geceden beri her şeyi siz yapıyorsunuz. Aşk olsun Firuze. Olur mu öyle şey? Bak bir kere biz her şeyden önce arkadaşız. Bu zor günde sana iş yaptırmam ben. Hele sen bir kendini topla ondan sonra bakarız. Nasıl toplayacağım ben kendimi? Nasıl? Her şey düzelecek diyorum. Bana güvenmiyor musun? Merhaba ufaklık. Firuze teyzem burada mı? Cevap versene. Saati de Betüş'ün evi değil mi burası? Koş. Çilek'cim hadi bana izin ver canım dur. Ah evet burası Betüş'le Sadık'ın evi. Siz de Davut Bey olmalısınız. Evet Davut'um. Ben de tanışmak için sizi bekliyordum. Buyurun geçin de konuşalım. Benim konuşacak bir şeyim yok. Ben karımı alıp gideceğim. Hadi yürü kız gidiyoruz. Ben gelmeyeceğim. Bir gecelik tafra yeter geleceğim. Gelmeyeceğim diyor çekin elinizi. Davut Bey. Hanımefendi siz karışmayın gelecek dedim o kadar gelecek. Gelmeyeceğim. Bırakın lütfen beni zor kullandırmak zorunda bırakmayın. Siz mi kadın annenizdi mi? Davut sabaha kadar içmişsin kör gidin sarhoşsun gene. Sık yürü gideceğim. Betüş Hanım Sadık Bey'i çağıralım ancak onunla baş edebiliriz. Ben hallederim sen boşver. İşte öyle bu kadar. Mi? Gel bakalım. Lan. Be
Betüş Hanım. Bırakın şu elimi. Siz karışmayın. Bu aile meselesi. İyi. Aile meselesi ise aile içinde kalsın o zaman. Burası benim evim. Ve çocuğumun gözünün önünde böyle şeyler olmasına izin veremem. Ben karımı alıp gideceğim. Hepsi bu. Ben seninle gelmeyeceğim. 15 senelik kocanı bir gecede nasıl unuttun? Bu okumuşlar mı girdi senin aklına? Tövbe de. O insancıkların hiçbir günahı yok. Onlar da sana karşı kızgın ama beni sana karşı dolduracak tek kelime etmediler. Ne o zaman bu afra tafra? Ben düşündüm Davut. Senelerdir çektiğim canıma tak etti artık. Bitti bu iş. Yoo, bitemez. Ne yaparsam yapayım beni bırakamazsın. Ben senin kocanım, kocan. Çilekçim bize biraz izin verir misin? Biz büyükler yalnız konuşacağız hayatıma. Bakın Davut Bey, biliyorum karı koca arasına girilmez. Ama Firuze'ye bu şekilde davranamazsınız. Ya insan karısına el kaldırır mı? Yoo, biz de böyle. Hem döveriz hem severiz. İyi, bu şekilde devam ederseniz Firuze'yi size asla geri vermem. Biraz daha ileri giderseniz sizi karakola şikayet ederim. Betüş Hanım, Betüş Hanım. Evde iki çocuk anasının yolunu gözlüyor. Bırakın da gidelim be. Yedim seni Firuze. Yeter be. Allah! Yeter, yeter. Demek siz şu kadıncağıza böyle davranıyorsunuz ha? Ben şimdi bütün ezilen kadınlar adına kendi kocama da duyduğum sinir de dahil olmak üzere her bir şeyin hırsını senden çıkarmaz mıyım be adam? Yeter Allah! Ay merhaba komşu. Şöyle geçerken bir uğrayayım dedim. Kapı açıktı, her bir şey duydum. Göverticiğim. Göverticiğim. Kurtardım. Elim bana yetiyor değil mi? Hadi beni döv. Hadi beni döv. Döv beni döv. Hadi bakalım beni nasıl döveceksin. Döv. Hadi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.